zeyl Zeil Zeyl Bismillahirrahmanirrahim İylem eyyühel aziz Bazı insanların ağzında kemiyeten az, keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Birincisi, her şey kendi kendine teşekkül etmiştir. İkincisi, mucit ve müesir esbaptır. Üçüncüsü, Tabiat iktiza etti. Bu üç kelimatın pek çok muhalata zarf oldukları hakkında yapılan beyanatı dinle. İnsan mevcuttur. Bu mevcut insan birinci kelimeye nazaran hem sanidir hem masnu. İkinci kelimeye göre esbabın tesiriyle vücuda gelmiştir üçüncü kelimeye nazaran mevhum tabiatın eseridir. Dördüncü cihet ise hak ve hakikatin istilzam ettiği gibi Allah'ın masnudur. Evvelki kelimenin gayrı mahsur muhalatı 1. O kelimenin iktizasına göre insanı teşkil eden zerrelerin her birisinde hem insanın içini hem kainatı görecek, bilecek bir göz, bir ilim ve sair sıfatı lazimenin bulunması lazımdır. 2. İnsanın bedeninde zerrattan teşekkül eden mütehalif mürekkebat adedince matbaalarda hurufatı terkip etmek için kullanılan kalıplar gibi kalıplar lazımdır. 3 kargir kemerlerin taşları gibi her bir zerrenin arkadaşlarına hem hakim hem mahkum olması lazım gelir. Ve keza her birisi ötekisine hem zıt hem misil hem mutlak hem mukayyet olması lazımdır. İkinci kelimenin muhalatı 1. İnsanın mehazi, yani insanı teşkil eden maddeler, eczahanelerde bulunan ağızları mühürlü, ayrı ayrı, çeşit çeşit mütebain ilaçlar gibi maddelerdir. Hiç kimsenin eli dokunmaksızın, ihtiyaç nispetinde, kemali intizam ve muvazene ile, o ilaçların şişelerden, kendi kendine çıkıp, hayati bir macun vaziyetine gelmesi mümkün ise, insanın da sanisiz, esbab ve mevadd-ı camideden suduru mümkündür diyebilir. 2. Bir şeyin kemali intizam ile gayr-ı mahdut, kör, sağır, camit, şuursuz esbaptan sudurunun muhaliyeti nispetinde sanisiz insanın da o maddelerden yapılması muhaldir. Mahaza maddi esbabın yalnız zahire taalluku vardır. Batındaki latif, ince, garip nakışlara, sanatlara nüfuzu yoktur. 3. O kelimenin iktizasına göre kemali ittifak ve intizam ile ihtiyacat nispetinde gayrı mahsur esbabın bir cüzde bir hücrede içtimaları lazım gelir. Bu içtima, alemin ecza ve erkanının azametiyle beraber senin elinin içine girip içtima etmeleri demektir. Çünkü insanın ustası esbab olduğu takdirde alemin bütün ecza ve erkanı insanla alakadar olduğuna nazaran insanın yapılışında amil ve usta olmaları lazım gelir. Bir usta yaptığı şeyin içerisinde bulunduktan sonra yapar. O halde insanın bir hücresinde alemin eczası ihtima edebilir. Bu öyle bir muhaldir ki muhallerin en mümteniidir. Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise, evet, Tabiatın iki ciheti vardır. Biri zahiridir ki ehli gaflet ve dalaletçe hakikat zannedilmiştir. Diğeri batınıdır ki sanatı ilahiye ve sıbgay ı rahmaniyedir. Tabiata ilaveten iddia edilen kuvvet ise kalık ı Hakîm-i Alîm'in cilve-i kudretidir. Ehli gafletin sani olarak telakki ettikleri tabiata, cenah olarak yapıştırdıkları kör tesadüf ve ittifak ise, dalaletten neşet eden ıstırar neticesinde, şeytanların ihtira ettikleri hezeyanlardır. Çünkü, müteaddit eserlerimde, kat'i bir surette ispat edildiği gibi, harikaların harikası olan, şu sanat, ancak ve ancak bütün evsaf-ı kemaliye ile muttasıf bir habir-i basirin yed-i kudretinden çıkmamış ise şu kesif, camit, mukayyet, miskin, mümkinin eliyle mi şu kainata giydirilen gömlek yapılmıştır? Yoksa alemlere giydirilen şu güzel teşekkülleri, nakışları, Bağuda veya kaplumbağa mı yapmıştır? Haşa, sümme haşa. Evet, insanda her şeyde sani ezelinin masnuğu olduklarına mevcudatın adedince şahitler vardır. Mesela bir kainattır. Evet, kainatın ihtiva ettiği bütün zerrat ve mürekkebatın her birisi 55 lisanla şehadet etmektedir. 2. Kur'an'dır. Evet Kur'an, bütün enbiya, evliya ve muvahhidinin kitaplarıyla sahife-i kevn ve vücutta yaratılan icadi ve tekvini ayetler Halık'ın hallakiyetine adil şahitlerdir. 3. Mahlukatın reisi ve resulü bütün enbiya, evliya, melaike ile birlikte her şeyin saniye Allah olduğuna ilanı şehadet ediyorlar. 4. İns ve cin taifeleri envaen ihtiyacat-ı fıtriyesiyle şahittirler. 5. Uluhiyet ve hallakiyetin Allah'a mahsus ve münhasır olduğuna Allah da şehadet ediyor. Arkadaş, sanatın vücuhu selaseyi meskure üzerine mümkine veya hakkın istilzam ettiğine nazaran vacibe olan isnadı meselesi semeredar bir ağaç meselesi gibidir. Şöyle ki, ağacın o semereleri ya vahdete isnad edilir, yani neş kanunuyla ağacın kökünden, kök de çekirdekten, çekirdek de evamiri tekviniyeyi temessülden, evamiri tekviniye de kün emrinden, kün emri dahi vahidi vacipten sadır olmuştur. O vakit, o ağaç bütün eczasıyla, yapraklarıyla, dallarıyla, semereleriyle, yaratılış kolaylığında bir semere-i vahide hükmünde olur. Çünkü vahdete nispeten küçük bir semere ağacıyla tek büyük ve çok semereli bir ağaç arasında fark yoktur. Bu ademi fark vahdette suhuletle yüsr, kesrette suubetle üsrün bulunduğundan neşet etmiştir eğer kesrete isnat edilirse, her bir semere, her bir çiçek, her bir yaprak, her bir dal, tam ağacının vücuda gelmesine lazım olan bütün alat, cihazat, esbab vesaireye ihtiyaç gösterecektir. Çünkü kül cüzde dahildir. Ona ne lazımsa buna da lazımdır. Mesele, bu iki şıktan hariç değildir. Biri vacip, diğeri mümtenidir. Hülasa: Bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse, kainata muhit olan sıfatlar kendisinde lazımdır. Esbaba isnat edilirse, alemdeki bütün esbabın o hücrede ihtimalları lazım gelir. Halbuki sineğin iki eli sığmayan bir hüceyre, iki ilahın tasarrufuna mahal olabilir mi? Haşa. Mahaza hücreden tut aleme kadar her bir şeyin bir nevi vahdeti vardır. Öyleyse sani de vahid olacaktır. Çünkü vahid ancak vahitten sudur eder. Ve keza bir habbe şemsiz ziyasıyla, rengiyle, tecelli suretiyle içine alabilir. Fakat mastariyet itibariyle bir habbe, iki habbeyi içine alıp onlara mastar olamaz. Ve keza vücudu harici, vücudu misaliden daha sabit, daha muhkemdir. Vücudu hariciden bir nokta vücudu misaliden bir dağı içine alabilir. Kezalik, vücudu vücubi, daha kavi, daha rasi, daha sabittir. Belki de vücudu hakiki, vücudu harici ondan ibarettir. Binaenaleyh, ilmi muhi tezeli de temessül eden imkani vücutlar, vücudu vücubinin tecelliyat-ı nuriyelerine, ayine, ve makestirler. Öyleyse ilme ezeli imkani vücutlara aynı olduğu gibi imkani vücutlarda vücudu vücubiye aynedir. Sonra o imkani vücutlar ilme ezeliden vücudu hariciye intikal etmişlerse de vücudu hakiki mertebesine vasıl olmamışlardır. İlem eyühel aziz kevn ve vücut sahasında durup, ahvale âleme dikkat eden adam, hadsi bir süratle anlar ki, tesir ve faaliyet, latif, nurani, mücerred olan şeylerin şe'ni olduğu gibi, infial, kabiliyet, teessür de, maddi, kesif, cismani şeylerin hassasıdır. Evet, misal olarak, Semadaki nur ile yerdeki şu kocaman dağa bak. O nur semada iken ziyasıyla yerde iş görür, faaliyettedir. O dağ ise azametiyle beraber faaliyetsiz yerinde oturuyor. Ne bir tesiri var ve ne de bir fiili var. Ve keza eşya arasında vuka gelen fiillerden anlaşılıyor ki, hangi bir şey latif, nurani ise sebep ve fail olmaya kesb-i liyakat eder. Kesafeti nispetinde de infial ve müsebbebiyet mertebesine yaklaşıyor. Bundan anlaşılıyor ki esbab zahiriyenin halikıyla müsebbabatın mucidi ancak ve ancak nurul envar saniye ezelidir. İlem eyyühel aziz. Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyor. Lakin nefsinde, batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman, derinden derine tafsilat ile tetkikat yap. Fakat afaki, harici, umumi ahvalata teemmül ettiğin vakit, Sathi, icmali düşün, tafsilata geçme. Çünkü icmalde, pezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilatında yoktur. Hem de afaki tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. İçine dalma, boğulursun. Arkadaş, nefsi tefekkürde tafsilatlı, afaki tefekkürde ise icmali yaparsan vahdete tekarrub edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır. Evham seni havalandırır, enaniyetin kalınlaşır. Gafletin kuvvet bulur, tabiatı kalbeder. İşte dalalete ihsal eden kesret yolu budur. İlem eyyühe aziz! İnsan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. Dokuz vecihle menfaati, muhakkak, yalnız bir vecihle zararı mevhum olan, büyük bir hayr azimi terk, dalaleti irtikab eder. Evet, Sofestay'ın bir şüphesi için, binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan çok veham, ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa iştinab eder. Ahiret işi olursa onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde iştinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur.'' İlem eyyühel aziz Ruhu insani Gayri mütenahi ihtiyaçlara giriftar Gayri mütenahi elemlere mahaldir Gayri mahsur lezzetlere iştihalıdır Gayri mahdut amali beslemektedir Hatta kalbin dalaletiyle beraber Ruhtan fışkıran şefkat Gayri mütenahi elemleri tazammun ediyor Binaenaleyh ben neyim? Ne kıymetim var ki? Benim için kıyamet kopsun, mizan vaz edilsin, hesap görülsün demeye hakkın yoktur. Ey kemal gurur ile dalalet kürsüsünde oturan! Hayatına mağrur olma, zira o hayat bir mugalata ile kaimdir. Şöyle ki, o kürsüde oturan dal zeval ve fenanın dehşetini düşünüp korktuğu zaman saadet ebediye ihtimaline kaçar, tekalif-i diniyenin terkinde de ahiretin olmayacağı ihtimaline kaçar. Bu mağlata ile her iki elemden kurtuluyor. Lakin kısa bir zamanda düğüm açılır, hakikat ortaya çıkar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder, ve ne de ikinci ihtimal yükünü tahfif eder. Ve keza musibet taammüm ettiğinde elem hafif olur. Ben de emsalim gibiyim diye yine yük altından kaçar. Fakat musibet am olduğunda elemi muzaaf olur, kat kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi akrabası ahbabı da o musibete dahildir. Çünkü insanın ruhu ebnai cinsiyle alakadardır. Ne kadar umumi olursa o kadar da elemi fazla olur. Ey şek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahata çekilen bir çare, gaflet serinliğinde, şek içinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma o zehirli baldır. Az bir zaman sonra cehennemi bir azaba inkılap edecektir. Eğer alamın lezaize, narın nura inkılap etmesi emelindeysen, evkat hamsede rükû ve sucut kancasıyla gururun hortumunu bük, sık, başını kır, imanı doldur. Sonra, ayata tefekkürle taate devam eyle ki, şek ve gaflet perdeleri yırtılsın. Bu dalalat acılığından, necatın halaveti tavazzuh ile, münacat lezzeti ortaya çıksın. İlem eyyuhel aziz, ubudiyette ancak teslimiyet vardır. Tecrübe, imtihan yoktur. Çünkü, seyyid, Efendi, abdini, hizmetkarını tecrübe ve imtihan edebilir. Fakat abd, seyyidini imtihan etmek selahiyetinde değildir. Ve keza, insan Rabbini, Halıkını tecrübe edemez.